Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Derin var. Kendisi İngiltere'de okuyor. Yoğun istek üzerine yurt dışında okumakla alakalı videolar çekmeye başlayacaktı. Bugün ilk konuğumuz Derin oldu. Hoş geldin Derin. Merhaba, hoş bulduk. Bize kendinden biraz bahseder misin? Bahsedeyim. Ben Derin. İstanbul'da bir liseden mezun oldum. Özel bir okuldu. IB okumadım ben. Bu yüzden İngiltere'de bu sene foundation bitirdim. Anladım. Lafını böldüm, kusura bakma. Hemen bir başlayayım dedim. İngiltere'nin neresinde okuyorsun? Londra'da okuyorum. Okulun ismi? University College London. University College London. UCL'de okuyorsun. Bölümün neydi? Biyomedikal bilimler ama işte bir sene foundation okudum. Şimdi aslında bölüme başlayacağım. Anladım. Memnun musun? Öncelikle ondan bahsedeyim. Okuduğun bölümden, okuldan memnun musun? Okuldan çok memnunum. Okul zaten çok iyi bir okul yani. Dünya sıralaması 7 veya 8 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Okul zaten çok iyi bir okul. Akademisyenler, hocalar vesaire hepsi çok iyi. Okulun sağladığı imkanlar da çok iyi. Yani gayet memnunum diyebilirim. Diyebilirim. çok iyi. Şöyle bir giriş yapalım. Okula nasıl kabul aldın? Nasıl girdin? Hangi sınavlara girdin? Onları da tabii ki merak ediyorduk izleyenlerimiz. Anlatayım şöyle. Şimdi normalde UCL King's gibi okullar med diplomasını kabul ediyorlardı bu Anadolu Lisesi diplomasını. Ama ancak bu sene koronadan ötürü olduğunu söylüyorlar ve bence alakası yok. Med diplomasını artık kabul etmemeye başladılar. Bu yüzden de ben ilk sene foundation okudum. Foundation'a giriş de şu şekilde oldu. Not ortalamamı gönderdim öncelikle. Daha sonrasında işte bir tane essay yazdım neden okula girmek istediğimle alakalı. İki tane hocamdan tavsiye mektubu aldım. Bir de IELTS sınavına girdim. Daha sonrasında bu işte şeyleri, başvuruları topluyorlar. Ve sonrasında sizin işte sınava uygun olup olmadığınıza bakıyorlar. Sınava uygun olanlar sınava giriyor. Ki ben o sınava da girdim. Sınav sonrasında da kalanların mülakatla artık en son eleme yapıyorlar ve ben bu şekilde girdim. Anladım. Foundation dediğin daha böyle bir hazırlık tarzı bir sene olarak Foundation geçiyor. Hazırlık olarak geçiyor. Bu aslında İngiltere'nin birçok okulunda var. Ama bu yani insanların aslında Foundation'a girme sebebi o okula girmek için yeterli şeyleri karşılamaması. Benim de bu şeyde yani IB diplomam veya işte A-level'ım o tarz bir diplomam olmamasıydı. Bu yüzden de işte foundation, okulun foundation'da şöyle İngilizce derslerimiz oldu. Bunun yanı sıra işte biyoloji, kimya gibi ben tabii hani biyomedikal bilimler okumak istediğim için biyoloji ve kimyayı seçtim ama daha çok fazla ders var. Biyoloji, kimya ve bunların işte laboratuvar dersleri, işte bir tane bilim ve toplum diye bir dersimiz var mesela böyle daha çok işte sosyal dersler. Sosyal dersler, aynen. Onlar vardı yani bu şekildeydi. Tüm sene işte essay'ler yazdım IB'ye biraz daha benzer olarak. Laboratuvarlara gittim, işte laboratuvar raporları yazdım. O tarz bir seneydi. Zordu ama. Yani öbür okullarda daha kolay bu sene ama okul tabii UCL olduğu için. Daha zor. Tabii arkadaşlar orada Derin okulu harbiden iyi bir okul. Otomatikman da daha zor bir müfredatı olduğu açıktır. Evet, henüz zaten daha geçip geçmediğim belli değil. Onun sonuçlarının gelsin belki. Evet, umarım geçer. Geçtiğini düşünüyorum. Evet. Moralinizi de bozmayın arkadaşlar. Dediği gibi kendisi not ortalamasıyla, mektupla, referans mektubuyla IELTS'e girdi. Yani ben IB okuyamadım, IB müfredatında yer alamadım diye üzülmeye gerek yok. Evet. Örneği var, girdiğiniz diye. Gerek yok. Yani benim açıkçası yani Türkiye'nin birçok yerinden gelmiş arkadaşım var, Türk. Yani onlar da gayet mesela bazıları devlet okulundan gelmiş arkadaşlarım var. İşte özel okullardan hani birçok farklı yerden gelebiliyorsunuz. Hani önemli olan gerçekten notlarınızın iyi olması ve işte o tavsiye mektuplarınız ve o yazdığınız işte neden bu okula girmek istediğinizle alakalı olan o essay yani bence önemli. Not ortalaman kaçtı bu arada? Benim lise bitiş yani mezuniyet not ortalamam 93. 93. 4 üzerinden mi orada yapıyorlar? Efendim? 4 üzerinden mi hesaplıyorlar? Yok yok bu benim lise. Ben lise. Lise ortalam 100 üzerinden 93'tü. 90 üstü mü olması gerekiyor peki genelde? Ya öyle hani böyle olması gerekiyor diye bir şey yok. Bence hani o başvurular arasından en iyileri seçildi. Güçlü bir şey olsun diye tabii aynen. Yüksek tutmakta fayda aynen. Var. Aynen yani bence 80-100 arası olması iyi yani. 80 yani. Olması en az aşağı yukarı evet. Olmalı. Evet. Nerede kalıyorsun? Yurtta mı kalıyorsun? Ev mi tuttun? Ben
Ben şimdi bu sene yurtta kaldım bir sene boyunca. Okulun kendi yurduna kaldım. Özel yurtlar da var hani okulun dışında tutabileceğiniz. Onların fiyatı bir tık daha fazla. Ama ben okulun yurdunda kalmayı tercih ettim. Yani hem garanti hem de hani bir tık daha fiyatı uygun diye açıkçası. Hem de okula çok yakındı. Okulun yurdundan ben çok memnun kaldım ama bu açıkçası benim şansımdı. Çünkü bana en iyi ve en yeni yurt denk geldi ama bu tamamen şansım yani. Ama okulun tabi diğer yurtları çok güzel değil ama yani oralarda da kalan arkadaşlarım oldu ve hepsi hani çok memnun kaldılar yani. Çok güzel olması da. Harcamaların nasıl orada? Mesela mutfak masrafların, aylık ihtiyaçların için tabi bunun içinde eğlenmek de var, gezmek de var. Ne kadar tutuyor? Bu arada toplu taşıma mı kullanıyorsun? Onu söyleyeyim. Yani benim okulum çok yakın olduğu için ve hani kaldığım yerde merkezde olduğu için açıkçası ben her yere yürüyorum. Yürüyorsun. Yürüyemediğim yerlerde işte metro, otobüs, o tarz şeyleri kullanıyordum ama çok nadir yani. Hani çok aşırı fazla kullanmadım. Harcamalara gelirsek de ilk gittiğim ay çok fazla harcadım. Çünkü çok fazla ihtiyacım vardı. İşte tencere, tava, işte mutfak eşyaları olsun, işte odamın bazı işte gerekçeleri vardı, işte banyo vesaire. Onun dışında ortalama yani benim arkadaşlarımdan ve hani kendimi şey yaptığımda genelde 600 ile 800 pound arası aylık harcama oluyor. Ama bu tabii ki hani insandan insana göre değişen bir bazısı şey. Bazısı mesela çok daha fazla harcayabilir, çok daha az. Aynen, daha çok yemek yiyor olabilir, daha az yiyor olabilir. Ben mesela çoğu yemeğimi evde yaptığım için biraz daha kârdaydım. Veya işte bu sınav haftamda mesela çok evde yemek yapamadım, o zaman daha çok harcamak zorunda kaldım gibi. Ama yani insandan insana değişiyor. Marketler çok pahalı değil mesela Avrupa'ya kıyasladığımızda. Çok çeşitli şeyde market var. Yani çok pahalı bir market de var ama hani çok uygun bizdeki marketler. Bizdeki BİM gibi marketler de var. Aynen, bizdeki BİM gibi, Şok gibi marketler de var. Hani Makka Center gibi marketler de var. Hani bütün herkesin ihtiyacına hitap ettiğini düşünüyorum. Manavlar var mesela. Ben çoğu zaman sebzemi, meyvemi o manavlardan alıyorum. Hem fiyatı daha uygun hem de çiftçilere katkı. Tarımı da düşünüyoruz böyle. Çiftçilerin. Önce hayatından insanların yabancı tabii, otomatikman Türksün, bir İngiliz olmadığın için sana bakışları nasıl oluyor, kolay adapte oldun mu, sosyal yaşam nasıl, ondan bahsedebilir misin? Şöyle, zaten hani okul ilk başladığında kimse birbirini tanımadığı için çok fazla hani sosyalleşme ve insanlarla tanışmak için olanağımız oluyor yani. Ben hani yurtta da çok fazla arkadaş edindim. Okulun ilk başında böyle Freshers Week diye bir şey var, mesela partiler oluyor. Mesela oralarda da çok fazla arkadaş edindim. Bunun yanı sıra yani ilk haftalarını okulun, hatta ilk 1-1,5 ayı diyebilirim. Herkes zaten sizi ilk gören herkes merhaba, adın ne diye soruyor. Çünkü herkes, yani kimsenin arkadaşı yok orada o sırada. Yani herkes o sırada olabildiğince fazla insanla tanışmaya çalışıyor. O yüzden ben açıkçası o konuda çok fazla zorlanmadım. Hani etrafımda da çok zorlanan birini duymadım ama tabii bu konularda birazcık bence insandan insana değişiyor yani. Açık olmak ve sıcakkanlı ve hani daha girişken olmak lazım diye düşünüyorum. Hani bu arkadaşlık konularında. İnsanların önemli bulduğu bir konu daha var ki bence de çok önemli. Ücretten biraz bahsedelim. Yıllık ne kadar gibi bir ücret çıkıyor sana? Okul parası mı yoksa şey mi? Okul parası şöyle, benim foundation olduğu için ben 21.500 pound ödedim bu sene. Seneye birinci sınıfta olacağım için bu miktar biraz daha artıyor. Tam emin değilim çünkü hani bakmadım tam olarak ama 27.000 pound gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabii hani UCL için geçerli. Daha pahalı okullar var, daha ucuz okullar var. Hani ama ortalama bu şekilde yani. Mesela Imperial diye bir okul var. O okul bir tık daha pahalı. Imperial daha pahalı. Mesela King's, UCL'de aynı gibi. Queen Mary var yine Londra'da. O mesela bir tık daha ucuz gibi gibi, bu şekilde değişiyor yani. Şimdi malum ülkemizin bulunduğu ekonomik durumdan bu kur artışı insanları etkiliyor. Burs imkanları var mı okulların? Burs veriyorlar mı? Şöyle, foundation senesinde burs imkanı çok fazla yok. Çünkü okullar foundation biraz daha para kazanmak için yapıyor. Ama birinci sınıfta çok fazla burs imkanı var. Hem özel burslar, hem okulun verdiği burslar, hem de başarılı bursları çok fazla var. Bunlardan faydalanabilir veya çok fazla iş imkanı da var. Benim birçok arkadaşım mesela Pret diye bir kahveci var. Bizim Starbucks'ımız gibi böyle her yerde yani. Mesela benim çoğu arkadaşım part-time bir şekilde orada çalışıyorlar ve gayet iyi paralar
kazandılar yani. Çok ben bu sene foundation'ı tabii biraz zor çünkü foundation çok yoğun bir sene yani. Okuyacak arkadaşlar için şimdiden söyleyeyim. Gerçekten hani ders dışında yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor. Ama mesela ben seneye işte Pratt'te çalışmak olsun veya köpek gezdirmek olsun bu tarz işleri yapmayı düşünüyorum yani. Katkı yani o konuda da sizin anladığım kadarıyla senin kişisel becerilerine ve evet. başarılarına bağlı olarak evet. bir burs alma imkanı oluyor. Evet, evet. O konuda içiniz rahat olsun arkadaşlar ve dediği gibi çalışma da imkanı oluyor. O da evet, iyi bir şey. O yani. Da güzel. Bence abi, en önemli soruya gelelim ve son soruya gelelim. Malum ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı bütün gençlerimiz, yani bizim yaşıtlarımız ülkeden kaçmak istiyor. İngiltere'dir, Avrupa'dır, Amerika'dır. Orada okuyup ya da okumadan direkt çalışmak istiyor, yaşamak istiyorlar. Bu konu hakkında orada bir üniversite okumak bir kapı açıyor mu? Yani yurt dışında Avrupa'da gerçi artık Brexit'ten dolayı İngiltere evet. oluyor sadece ama evet. İngiltere'de bir yaşama şansları oluyor mu? Şöyle, İngiltere'de lisans derecesi okumuş herkesin mezun olduktan sonra 2 senelik bir oturma izni daha oluyor. Çalışma izni aynı mı? Çalışma izni de var o dönemde. O zaten o 2 senelik dönem aslında iş bulmak için. İş bulduğunuz takdirde zaten çalışma izniniz de oturma izniniz de uzuyor. O 2 senelik şey aslında bence çok büyük bir avantaj. Çünkü hani şu an burada okuyan biri yani Türkiye'de okumuş biri hani oraya gidip iş bulabilmesi vesaire bunlar hani kolay şeyler değil. Denklik alması lazım evet, vesaire ve genelde de denklik aynen olmuyor. Öyle. Aynen öyle ve yani İngiltere'de okuduğunuzda işte mezun olduğunuz zaman 2 seneniz var iş bulmak için sadece ve hani istediğiniz kadar 2 sene boyunca da isterseniz orada kalabilirsiniz o oturma izniyle. Böyle bir avantajı var. Buradan yani burada okuyup oraya gitmek isteyenler için de tabii hani işlerini önceden bulup Londra'ya gelmeleri gerekiyor ama orada avantaj olarak 2 senelik bir faydaları oluyor. Anladım. Bu arada 2 sene gerçekten bence iyi bir şey çünkü bazı okullarda mesela Amerika'da master yapsan da, üniversiteyi bitirsen de 1 sene çalışma izni oluyor, oturma izni oluyor. O sırada yapımlara çalışıyorsun. Tabii 2 sene olunca otomatikman daha böyle imkanlar, iş olanakları evet. artıyor. Evet. Ama anladığım kadarıyla yani oradan bir şekilde mezun olduktan sonra evet. insanlar genelde evet. kalmak istiyorsa şöyle, iş buluyor. Aynen, ikinci sınıfta zaten iş teklifleri gelmeye başlıyor çoğu kişiye. Yani eğer çok berbat bir öğrenci değilseniz büyük ihtimalle iş teklifi geliyor yani okul iyi olduğu için. Bir şey daha sorayım. Amerika'da şöyle bir sistem var. Evet. Onunla kıyaslayacağım bir şey söyleyeyim. Ben de anlatayım sen İngiltere'ye anlatırsın. Amerika'da green card almanın yani orada sınırsız oturum ve çalışma izni almanın birkaç yöntemi var. Bunlardan biri de şirket sponsorluğu. Orada üniversite okusan dahi şirketin sana sponsor olması için çok şöyle diyeyim üst bir insan olman lazım. Çok iyi bir akademik derecenin olması lazım. Mesela genelde doktoraları olan insanlar, master'ları doktoraları olan insanlar şirkete sponsor oluyor. İngiltere'de böyle bir şey var mı? Böyle master ya da işte öyle bir sponsorluk o kadar zor bir şey mi? Daha mı şey? Şöyle şimdi İngiltere'de... Ya da sponsorluk, lafını duydum. Sponsorluk gibi bir şey mi? Yoksa sadece işe başladığın zaman yok, senin çalıştığın bir şey değil. Anladım. O konuda çok daha rahat aslında. Evet, evet. Çok daha rahat. Bir de İngiltere'de şöyle bir şey var. Buna henüz emin değilim yani okuduğunuz sene buna dahil mi emin değilim ama 7 sene boyunca İngiltere'de yaşadığınız takdirde yani oturma izninizle yaşadığınız takdirde ve hani işiniz de gücünüz de varsa bir mesleğiniz varsa üniversite mezunuysanız vatandaşlık alabiliyorsunuz. Çok güzel. Böyle bir şey var yani sponsorluk vesaire de istemiyor. Tamam. Hani sadece bir iş sahibi olmanız ve işte üniversite mezunu olmanız ve 7 sene oturma izniyle orada oturmuş olmanız gerekiyor. Anladım. Çok teşekkür ederiz senin katıldığın için, bize bilgiler verdiğin için. Kendisine eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Instagram hesabını ona sorunuz varsa bırakıyorum. Kendisine ulaşabilirsiniz. Evet, ulaşabilirsiniz. Sizin de sorularınız varsa arkadaşlar yorumlara belirtiniz. Yurt dışında okumak hakkında çok daha fazla ülkeler hakkında videolar gelecek. Sırf İngiltere'de kalmayacağız. Umarım çok daha fazla Avrupa ülkesinde, Amerika ülkesinde nasıl okunur, nasıl yaşanır hakkında videolar gelecek. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok... Zile tıklarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.